Herkese yepyeni bir günden selamlar olsun. Yine akşam, yine arabadayım ve yine iş çıkışı. Saat şu an 7.30 ama birazcık geç kaldım bugün. Ve bugün günlerden cuma. İnanılmaz yoğun bir cuma günü. Her cuma olduğu gibi her cumada böyle bir şey yapıyoruz. Bu cuma daha yoğundu. Yok hayır, öteki cuma daha yoğun. Gerçekten sürekli her cuma bu moddayız. Bugün birazcık geç çıktım. İşlerimi yetiştiremedim çünkü. 6.30 falan da çıktığımda, sonra Çınar babaanne de bu arada oraya gitmek istemiş. Ondan sonra Defne'de arkadaşında, evde kimse yok. Ben de ne yaptım? BİM'e gittim. A101'e gittim. Klasik öyle bir market turu yaptım. Öyle birkaç bir şeyler aldım bugün yemek için. Çok fazla bir şey almadım. Aslında alıyordum ama geri bıraktım. Aldım, bıraktım. Hele bir tanesini gerçekten kasada bıraktım. Çünkü dedim ki vazgeçtim ya. Gerçekten bunu almak istemiyorum şu anda. Neyse yani her videomda bu ekonomiden bahsetmek istemiyorum ama yani hani şükürler olsun alabilecek durumdayım ama yok dedim yani çok böyle ihtiyacım olan bir şey değildi, öyle zıttırık zutturuk bir şey yani. O yüzden dedim ki hayır almayacağım. Sadece ihtiyacım olanları aldım. Yani ihtiyaç aldım. Genel olarak yiyecek aldım. Şöyle arabada göstermeme ne demeli peki? Neden gösteriyorum? Bu arada hemen kısacık onu da söyleyeyim size. Marketlere gittim, baktım saat 7.30'a geliyor. Hakan gelmek üzere. Hakan'ı almaya geldim. Hakan indiği yere. Biraz yürüme mesafesi var çünkü. Dedim ki eve gitmeyeyim şimdi. İnanılmaz da soğuk tabii ki, halimden de görmüş olduğunuz gibi. Dedim ki kıyamadı yine ponçik kalbim. Dedim yukarı çıkayım dedim, Hakan'ı alayım bari, öyle geçelim, beraber geçeriz. Onun için burada beklerken hem videomu açayım dedim, hem de market alışverişini göstereyim dedim. Ne demişler? Vakit nakittir. O yüzden yapayım, değerlendireyim yani. Şöyle beşlerin sucuğunu aldım. Bu kadar. 21 liraydı bunun fiyatı. Hafta sonu geldi ya. Kahvaltı yapıyoruz. Evde sadece hafta sonu kahvaltı yapıyoruz. Toplu olarak. Sonra yine küçük bir telefon arası verdim. Defne aradı. Gelmiş, evdeymiş. Beni görmeyince merak etmiş, çocuk kıyamam. Nerede kalmıştık? En son şeyi gösterecektim. Şu ekmeklerden aldım. Sandviç ekmeklerinden. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bunun tostunu falan gerçekten çok seviyoruz. Ama ben bugün tost için değil, hamburger için aldım. Hamburger yapalım diye düşündüm. Cuma ya bugün, böyle hani geçiştirmelik öyle bir şey olsun. Şöyle BİM'den bir tane jalapon turşu aldım. Neyse Hakan gelmiş yine bir telefonla. İşte bu ekmeği göstermiştim. Ondan sonra şöyle jalapon turşu aldım BİM'den. Daha önce almamıştım galiba. Sonra şöyle dörtlü beşli hamburger köftesi aldım. İnşallah güzeldir. Sonra bir de şöyle iki tane de cips aldım. Bir tanesi Doritos, bir tanesi de Tatos. Dur. Gel. Ben araba durunca hemen kapıları kilitlerim, ne olur ne olmaz diye. Neyse aldıklarım bu kadar. Eve geçince yine görüşürüz. Geldik eve kızlar. Şimdi hemen patates doğradım. Kimini doğrayamamışım, öyle yuvarlak yuvarlak. Burada köftelerimiz pişiyor. Şurada da birazcık kıvırcık yıkadım. Sonra burada turşumuz var. Bu yaptığım turşu çok güzel. Şöyle aldığım fıçı turşusu. Soslarımızı çıkardık. Ketçap, mayonez, bufalo. Böyle bakalım. Şimdi ekmekleri de ısıtacağım. Bugün hamburgerler bizden. Patates kızarırken o kadar yorgunum ki kızar. Anlatamam yemin ederim. Bugün çok yoruldum. Çok. Yani öyle böyle değil. Şuraya birazcık uzanacağım. Kusura bakmayın lütfen. Örtü bozulmuş. Sinir bozucu değil mi bunlar? Ama can kurtarıyor vallahi. O yüzden memnunum. Bozulabilir. Sıkıntı yok. Bu TV battaniyem. Şöyle alayım. Orası dağınık gözükmesin. Aa, eve yeni geldim biliyorsunuz yani, artık bunları hoş görün lütfen. Sırtım çok ağrımış. Sabah akşam, yani sabahtan akşama kadar masa başında olmak vallahi insanı yoruyor. Şu an beynim o kadar yorgun, vücudum yorgun, cumanın vermiş olduğu yorgunluk, rahatlık, hepsi bir arada. Yarın saat 12 falan gibi genel bir kontrolüm var. Hastane randevum var yani. 11.45'te. Ondan sonra yani bu hafta böyle kendimi çok yormayacağım. Zaten biliyorsunuz geçen haftam full
temizlikle geçti. Tabii ki yine sil süpür yapacağım ama öyle hani evim temiz çok şükür. Sadece işte toz olmuştur tabii ki. Çamaşırlarımı da yıkadım neredeyse. Yani bir makine daha renkli yıkarım o kadar. Böyle hafta içi hep böyle yıkayarak gittim. Öyle denk geldi yani işte lazım olan bir şeyler vardı. O yüzden yıkamak durumunda kaldım falan filan. O yüzden çok fazla böyle çamaşır işim falan da yok. Ütüm de öyle çok fazla yok. Ne kadar mutluyum. Tabii bakalım hafta sonu ne getirecek orası da bilemiyorum şu an ama. Şimdi hatta yemeğimi bile televizyon karşısında yiyip böyle sonra böyle hemen uyumak istemiyorum. Böyle dinlenerek uzanmak ve bir şeyler izlemek istiyorum. Yeni bir diziye başlamıştım. Ama adını asla hatırlamıyorum. Hatırlarsam şuraya bir yere yazarım. Ha buldum. Hatırladım şu anda. Böyle pankartı geldi. Hani filmin o görüntüsü geldi aklıma. Beş kat intikam mı? Öyle bir şeydi galiba. Güzel gidiyor yani. Hoşuma gitti benim o. Onun devamını izlerim muhtemelen. Tabii televizyon izlerken uyuyakalmazsam. En sevdiğim ve en keyif aldığım şeydir. Sadece böyle uyuyakaldığım zaman zamanımın boşa gitmesi beni üzer biliyor musunuz? Size de var mıdır o? Hani mesela atıyorum akşam 8 gibi uyuyakaldınız, saat uyandınız 11. Ya da hani hiç böyle bir şey yaşamadım son zamanlarda ama hani sabah 8, akşam 8'e 9'a yatıyorsunuz, bir kalkıyorsunuz sabah olmuş. Hani o kadar uzun zamandır bunu yaşamadım ki anlatamam. Çünkü gece en az 3 kere, 4 kere o kadar çok uyanıyorum ki ve böyle hani uyanmalarım hani uyanıp tekrar uyumakla bitmiyor. Kalkıyorum, mutfağa gidiyorum. Birinde artık sadece kahve içiyorum. Böyle yavaş yavaş kahveyi de böyle azaltıyorum çünkü gerçekten çok fazla içiyorum. Yani sadece gece uyanmalarımın bir tanesinde kahve içiyorum ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Mesela kahveyi yapıyorum. Birazcık içiyorum. Ondan sonra işte birazcık oturuyorum. Sonra tekrar yatıyorum. İşte bir saat sonra tekrar kalkıyorum. Ve kalan kahveye devam ediyorum. Sıcak soğuk asla ziyan etmiyorum. Yani kahveyi her türlü seviyorum çünkü. Nescafe yapıyorum bu arada. Öyle vallahi yani hiç normal olduğumu söyleyemeyeceğim ama bizi bu hallere getirenler utansın diyeyim ne diyeyim artık. Vallahi yani asla gerçekten sağlıklı bir durum değil bence. Ben hiç böyle değildim eskiden yani. Ama işte uyanıyorum ya. Babam buradayken dedi ki kızım sen normal misin? Dedim baba vallahi böyleyim. Ben söylüyordum ama tabii ki hiç gerçekçi gelmiyordu. Bu kadar gerçekçi gelmiyordu. Ama işte maalesef böyle. Var mı aranızda bu şekilde olan? Hakikaten sadece ben de mi merak ediyorum. İlla ki vardır ama benim gibi psikopatı var mıdır acaba? Hani kalkıp kahve içip baya böyle yarım saat falan oturuyorum yani. Öyle hani kalkma ve uyuma şeklinde gitmiyor. Burada gözlerimin altı akmış. Like It diye yeni bir marka çıkmış gratiste. Duydunuz mu bilmiyorum. Onun eseri şu anda bu gözlerimin altı. Ürünleri çok güzel aslında. Hatta böyle birkaç tane merak ettiğim ürünü vardı. Onlardan aldım. Gösteremem. Ofiste bıraktım çünkü. Gösteririm size diyecektim ama eyeliner'ını, rimelini bir de bir tane rujunu aldım. Çok güzel bir renk vardı. Ama ruj normal ruj böyle kalıcı rujlardan değil. Yani çok şu anki dudağımdaki ruj mesela kalıcı ruj. Kalıcı ruj bile ne hale geliyor yani bende. O yüzden diğer rujlar hiç yani hiç öyle saatlerce hiç bozulmadan hiç olmadı yani. Hep bozuluyor. Öyle yani hani onu söyleyecektim. Ama güzel evet mesela rengi falan bence gayet güzel. Siyahlığı, kirpiklere verdiği o kıvrım falan ben hoşuma gitti. Ama akıyor işte bir süre sonra. Ama akmasına ne yapsın ya gerçekten sabahtan akşama kadar bu gözler ekrana bakıyor. İlla ki sulanıyor, şey yapıyor falan. Öyle işte. Kızlar yemeklerimiz pişti. Hamburgerimiz de bu şekilde gözüküyor. Vallahi gayet güzel oldu. Böyle bakalım bugün böyle fast food takılıyoruz ama artık evde fast food. Bizlere afiyet olsun. Gittim ablalar.
Hatta burnumdan çubuk soktular. Ya ben seni yerim ya. Ama biraz kan çıkacaktı. Evet ama hiçbir şey olmadı değil mi? Evet anne. Neden gittin peki hastaneye? Benim sesim kısılmıştı. Evet. Öksürüğü varmış bir de değil mi? Evet. Ya kızlar. Ne dedim ben size? Dedim ki birazcık bugün dinleneceğim, erken yatacağım falan dedim ya. Gerçekten birazcık erken yatmışım. Sonra saat 12 gibi tekrar uyandım. Böyle bir iki saat daha böyle takıldım. Yani uyumadan durdum. Daha sonra saat 4'te kayınvalidemin telefonuyla uyandım. Çınar çok kötü dedi. Nefes alamıyorum diyor dedi. Ya evden nasıl çıktık bilmiyorum gerçekten. 1:00. Ama işte ne olmuş? Böyle birden boğazları zaten böyle kayınvalidem aldığında da böyle hafif böyle bir öksürüğü varmış. Sonra gece herhalde uykuda daha fazla mı arttı ne olduysa artık alerjiyle birleşince diyor doktor. Larenjit gibi olmuş dedi. Çok şükür böyle iğne falan serum bir şey vermedi. Birazcık ateşi de var. O larenjit yapar ateş dedi. Ciğerlerine inmemiş. Ciğerleri falan tertemiz dedi. Anne eskiden serum yapmıştı. Evet. Orada bir şurup verdi. Covid testi aldılar elbette. Sonra serum. Şimdi nöbetçi eczanenin önündeyiz. Hakan ilaçlarını alıyor. Biz de oğlumla bekliyoruz arabanın içinde. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Öyle keyifli ki şu anda. Hafif de uykum var. Hala tabii ki saat 5 şu anda. Duyuyor musunuz yağmurun sesini? Yağmurun sesi artı olarak böyle hafif uykunun vermiş olduğu rahatlıkla şu an biz oğlumla arabanın içinde keyif yapıyoruz. Çok güzel muayene etti doktoru. Teşekkür etti Çınar'a biliyor musunuz? Evet. Hiç müdahale etmeden kendi ağzını açtı, sırtını açtı, çok güzel nefes aldı. Evet. Oy, yerim ben seni. Bunun yanıyor değil mi? Kıyamam annem ya. Evet o çubukların ucundaki ilaç birazcık böyle burnunu acıtıyor ya. Ama doktordan almamız lazım dedi yani. Bilemeyiz dedi çünkü hani çocuklarda semptomsuz da görülebiliyor dedi. Tabii ki verebilirim anneciğim. Bugün 3:00. 3:00 oldu çocuklar. İşte geldim yine meşhur yerime oturdum. Az önce de görmüş olduğunuz gibi gece maalesef kızlar vallahi böyle bir korku yaşadık. Allah'a şükürler olsun yani Allah'ın beterinden korusun tabii ki ama kayınvalidem saat 4'te arayıp hani Özlem Çınar nefes alamıyorum diyor deyince ha, gerçekten kafamdan aşağı böyle kaynar sular döküldü. Nasıl kalktık, nasıl gittik hiç bilmiyorum. Böyle hani doktor bunu köpek öksürüğü diye tabir ediyor. Ve hani uykudayken çok daha fazla bunu rahatsız edermiş alerjiyle birleştiği için. Bir anda böyle bir öksürük başlıyor ve hani bu sesi çıkmıyor. Ve o anda da tabii Çınar da korkuyor, kayınvalidem de korkuyor. Neyse ki hani biz gittiğimiz zaman böyle daha iyiydi yani. Hani kayınvalidem hemen işte kaldırmış Çınar'ı, böyle camı açmış, nefes aldırmış falan. O şekilde rahatlamış. Dışarı çıktık işte hastaneye gittik zaten. Hani orada da gayet iyiydi. Böyle birazcık ateşi vardı sadece. 38.7 idi hastanede ateşi. Ama doktor şey dedi hani böyle herhangi bir seruma ya da böyle bir şok iğnesi yapıyorlar. Çok kötü olduğu zaman Allah korusun böyle ciğerlerini falan indiği zaman. Nefessizlik tamamen hani nefes almadığını hissetmesi boğazlarından kaynaklanıyor. O yüzden hemen bir şurup içirdi ateşi düşsün diye. Dedi ki hani Covid testi de yapalım. Hani zaten söyledim onu da ne olur ne olmaz dedi. Çünkü çocuklarda genelde semptomsuz ilerliyor. Çok da bu aralar yine yayıldı. Hani aklınızda bir şey kalmasın dedi. Çok şükür onun sonucu da çıktı negatif. Tabii böyle rahat rahat konuştuğuma göre. Onun dışında buhar verdi. Hava değil. Normalde kullandığımız bu ciğerlerine indiği zaman kullandığı hani hepiniz biliyorsunuzdur Ventolin ve o işte kortizonlu hava. Onlara gerek yok dedi. Bir tane buhar verdi. O buharı işte yine o makinesiyle beraber hani onu alsın. Çünkü boğazlarının rahatlaması için dedi. Antibiyotik yazdı ama Çınar'ın hiç içemediği böyle makrol diye bir ilaç bilirsiniz zaten. Böyle neyse zar zor içirdik ama hani zar zor içirdik dediğim çocuk böyle hani direktman onu çıkartmak istiyor.
O yüzden sıkıntı yaşıyor. Yoksa böyle hani içmeyeceğim falan yapmıyor. Yani çok şükür böyle şey bir çocuk değil o anlamda. Velhasıl vallahi eve geldiğimizde saat 5:30'du. Birazcık bir şeyler yedirdim Çınar'a. Sonra uzandık tekrar. Kalktığımızda saat 10:30 falan da antibiyotini falan ayarladım işte hani. Onu verdim. Sonra şuruplarını içti, havasını aldı. Şimdi içeride biraz uzanıyor. Birazcık uyusa aslında kendine gelecek. Çünkü böyle neşesi falan gayet yerinde ama tabii ki o hastalığın vermiş olduğu halsizliği var. Ben de bu arada neler yaptım? Evlerimi falan süpürdüm. Süpürdüm, sildim, tozlarımı da aldım. Şu anda saat 1:30 falan, hiçbir işim kalmadı. Bir Çınar'a çorba yapacağım. Tarhana çorbası yaparım. Seviyor onu hem de. Böyle hastalıkta bence gerçekten şifa yani. Tavuk suyu falan böyle çok hani içer ama çok severek içmez. Tarhana en azından böyle içine beyaz peynirle çok çok seviyor. Onu yaparım. Hem boğazları da yumuşar. Ihlamur kaynatacağım zaten şimdi. Ama dediğim gibi şu an biraz dinleniyor. Böyle peş peşe de çocuğa yüklenmeyeyim diyorum. Böyle yani hava yine inanılmaz soğuk. Nasıl soğuk anlatamam size ya. Allah'ım gerçekten yardımcımız olsun. Defne dışarıda. Böyle dışarıda biri olduğu zaman bu havada böyle ev halkından gerçekten böyle aklım hep onda kalıyor. Defne'nin de okul kulübüyle toplantısı var bugün karşıda. Oraya gittiler. Öyle yani. Hakan da dışarı çıktı. Markete gitti bir şeyler alacak. Bu dünkü yaptığımız hamburger var ya, Çınar'a ondan yapacağız. Çok da beğendi. Çınar da çok seviyor hamburgeri. Akşama ondan yapacağız yani Çınar için. Böyle şu anda biz evde Çınar'layız. Hakan da gelir şimdi. Oy kıyamam annem. Şu haline bakar mısınız? Üstünü örtüyorum. Çorabını neden çıkardın yine anneciğim? Tamam ama üstünü açma, tamam mı? Evet. Onunla da oynama. Neden? Anneciğim elektrik bu. Dur şu kabloyu alayım altından. Orada biraz keyif yap dedim. Şöyle şuraya geçeyim de size de şurayı göster. Oo, bu neden yanmıyor? Ev zaten soğuk dedim. Kombi arıza vermiş herhalde. Gerçekten tam böyle burada oturup böyle dışarıyı izlemelik bir hava var. Kahvemi de içtim. Keşke alıp burada içseydim. Burası keyifliymiş. Sevdim burayı. O kadar camlar falan silindi ama yok ya, kışın temizlik vallahi sıkıntı. Yapmayacağım artık. Artık cam silmek yok yaza kadar. Kızlar, Hakan geldi şimdi binden. Hemen. Hoş geldin. Şöyle iki tane o köfteden aldık. Dedim ya, gerçekten tadı çok güzeldi ve asla rahatsız etmiyor. Böyle bazı şeyler baharatı böyle çok tuhaf olur ve rahatsız eder ya, hiç öyle bir şey yoktu. Sonra şöyle bir tane kıvırcık almış. Ve mor soğan almış. Şöyle üç tane. Ya onda balık alırız belki diye şey yaptım evet, ya. Balık istiyordu ama bulamadı herhalde. Yok, bitmişti. Şöyle pul biber almış. Sonra dedim ya dün tam kasaya geldim. Hayır almayacağım, vazgeçtim. Buna ihtiyacım yok dedim. Çünkü kendimce böyle bir yöntem izlemeye çalışıyorum şu aralar. Bir şeyi ihtiyacım gerçekten yoksa böyle almamaya çalışıyorum. Yani ekonomiye meydan okuyorum gibi yani kendimce. Bu şekilde bir savaş açtım ama Hakan buna engel olmuş. Şundan almış yine bir tane. Dayanamadı galiba. Dayanamadım. Ağladım. Teşekkür ederim. Şöyle bir tane süt almış. Fıstık almış. Elin sütü ya. Poşet taşıdım ya. Padella almış iki tane. Bir de süt dilimi almış. Onu dolaba koyabilirsin canım ya. Tamam. Bu BİM'den aldıkları 110 lira tutmuş. Neyse şunu yapalım da göstereyim size şimdi.
Kırmızı olur. Kırmızı mı olur? Evet. Çınar defterinin yanına iki tane kalp koyduğumuz için üzülmüş. Ama ben ona söyledim neden öyle yaptığımızı. Ya şimdilik böyle yaptım ama hoşuma gidiyordu bunlar benim zaten. Daha ne kadar gerekli diye düşünerekten gerçekten dün bunu almaktan vazgeçmiştim. Ama Hakan anlatınca şimdi BİM'e gidince dedi ki yani saçmalama. Sen yapma oğlum. Hani o kadar da değil, abartma dedi. Abartma değil ama gerçekten ya böyle birazcık şey yapmak istiyorum. Anne yapma. Böyle hani hiçbir şey yokmuş gibi davranmak istemiyorum açıkçası. Yapma. Hani her şey bu kadar kötüyken ne bileyim öyle işte neyse. Artık biz bu güzel manzaramız eşliğinde videomuzu kapatalım mı Çınar? Dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun ve zile basmayı unutmayın. Ne zili o? Ne zili o balım? Ya rengi bak kıyamam. Video zili değil mi? Evet aşkım haklısın. Kızlar işte bu şekilde artık videomuzu gerçekten burada kapatalım. Çok uzun bir video olacak çünkü. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Anne bu da...